Arkadaşlar. Evet, buyurun bakın. Bana bak, maskeyi çıkar istersen. Anlaşılmıyor. Değerli arkadaşlar, tabii bugünkü yapılan bu ateşkes anlaşması aslında en üst düzeyde yapılmış bir ateşkes değil. Daha alt düzeyde. Bunun kalıcılığı ne kadar olur, bunu zaman gösterecek. Aynı şekilde tabii 3 ay içerisinde Wagner gibi paralı askerlerin oradan çekilmesi nedenli doğrudur, sağlıklıdır, onu da bilemiyoruz. Şu anda bizim bildiğimiz sadece sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının atılmış olduğudur. Fakat dediğim gibi en üst düzeyde, yani darbeci Hafter tarafından bir temsilci burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarraç tarafından misra atılan bir komutan bunun içinde bulunuyor. Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek gibi değil. Aynen işte Azerbaycan-Ermenistan arasında Ermeniler şu ana kadar verdikleri sözde durdular mı? İşte oralarda da yine ateşkes adımı atıldı. Gece saat 00 itibariyle başlayacak dendiği halde bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur. Ülke genelinde koronavirüs salgını yeniden bir tırmanışa geçmeye başladı ve ülke genelindeki vaka rakamlarına baktığımızda %40'ı da İstanbul oluşturuyor. İstanbul başta olmak üzere yeni tedbirler ya da yeniden kısıtlamalar söz konusu mu acaba? Değerli arkadaşlar, şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir tanesi. Ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Sürekli bir ifademiz var. Maske, mesafe, hijyen. Yani bunlara hassasiyetle sarılmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Ve bir de toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Yani buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz ve kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda işte Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da, ondan sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz ve şu an itibariyle bilim kurulundan yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak ve bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız ve kararlıyız. Kararlı duruşumuzu batıya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil. Diğer taraftan
Türkiye'nin sırasında çıkan yasal ve şu an itibariyle tabi Sayın Aliyev'in ifadesini bir kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için, barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz AGİT'ten dolayı yeri var. Ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor. Diyor ki eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye'de Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi. Ve Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklamaları yok. Kim olumsuz açıklama var diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya koyuyorlar. Ve şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda gerek diğer konularda yani Suriye'de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek birçok çalışmalarımız oldu. Aynen devam ediyor. Temenni ederim ki bundan sonra da Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme kavuştururuz. Şu anda arkadaşlar bu testler doğrudur. Yapıldı, yapılıyor. Ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar, bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz ve bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri, kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız. Yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dur şuraya götüreyim şunu. Hakkı sağ olsun.